Herkese merhaba. Bugün size Orta Çağ Avrupa'sında bir kadın tarafından yazılmış ilk ansiklopediden bahsetmek istiyorum. 12. yüzyıla gidiyoruz bugün. Landsberg Herat adlı bir baş rahibe tarafından yazılmış bir ansiklopedi bu. Yazılış yeri Alsis'teki Hohenburg Manastırı. 1167'de yazılmaya başlanmış, 1185'te yazımı tamamlanmış. Bu arada bu manastır Augustinus öğretisini benimsemiş bir manastır. Onun tarikatını takip eden bir manastır. Augustinus tarikatı da dilenci tarikatlardan bir tanesi. Bildiğimiz 4 dilenci tarikattan bir tanesi. Önce yazarla ilgili biraz bilgi vereyim. Yazar 1130'da asil bir ailenin yaşadığı Landsberg Kalesi'nde doğuyor. 1130-1195 yılları arasında yaşıyor. Ve çok genç yaşta Strasbourg'a yaklaşık 15 mil uzaklıktaki Odilenburg Manastırı'na giriyor. Burası bu dönemde Kutsal Roma İmparatoru Frederick Barbarossa'nın desteğini alan bir manastır ve bu destek sayesinde de çok başarılı ve çok güçlü bir manastır. Burada 1167 yılında başrahibe oluyor. Zaten başrahibe olduktan sonra başlatıyor bu ansiklopedi yazımını ve ölümüne kadar da bu görevi sürdürüyor. Metin orijinal bir metin mi? Aslında değil. O dönemde bilinen tüm kaynakları görmeye çalışmış yazar. Onun dışında o dönemde yine bilinen tüm bilimlerin özeti niteliğinde bir eser bu. Çok fazla kaynaktan yararlanmış. Bu bize şunu da gösteriyor. O dönemde bu kadar çok kaynaktan yararlanmış bir kadın olması ve bunun bir manastırda yaşıyor olması, bir rahibe olması, rahibe manastırlarında çok iyi bir eğitim verildiğini gösteriyor bize. Küçük yaşta kızlar bu manastırlara giriyorlardı ve burada eğitim almaya başlıyorlardı. Bu da imparator destekli bir manastır olduğu için tabii diğerlerine göre biraz daha fazla desteklenmiş ve daha iyi durumda. Ama normalde de rahibe manastırlarında kızlara iyi bir eğitim verildiğini biliyoruz. Bu da onun bir göstergesi. Ansiklopedinin adı Hortus Delicarum. Yani zevkler bahçesi. Dünyanın başlangıcından başlıyor, yani yaratılıştan itibaren alıyor ve kendi zamanına kadar getiriyor tarihi. Orijinal el yazması 648 sayfa, yani hayvan derisine yazılmış halinde 648 sayfa. Bu eserin şöyle bir önemi de var. Bu rahibe manastırı kökenli olup polifonik olarak yazılan ilk kaynaklardan bir tanesi. Yani müzikal bir özelliği var. En az 20 tane notalandırılmış müzik parçası var bunun içerisinde. Çünkü baş rahibe bazı şeyleri genç rahibelere öğretmenin en güzel yollarından biri olarak müziği seçmiş. Müzikle, yani ilahi söyleyerek onlara daha iyi rehber olabiliriz, ilahi söyleyerek Tanrı'ya hizmeti daha güzel yapabiliriz diye düşünmüş. Yani müzikal olarak Tanrı'ya hizmet etmeyi amaçlamış. Bu ansiklopediyi yazarken buna inanmış bir baş rahibe bu. Ve rahibelerinin özellikle bakire olarak küçük yaşta buraya girmiş olanlar, zaten onların eğitimi için pedagojik bir rehber niteliğinde yazılmış bir eser bu. Yani bir eğitici el kitabı aslında. Onların bu kurtuluş tarihinde, yani insanın kurtuluşu sürecinde, bu büyük seferde ne gibi bir rol üstlenebileceklerini anlamalarını istemiş. Ne yapabiliriz bizi? Anlamalarını istemiş. Bu soruyu cevaplandırabilmelerini istemiş. Tabii bu dönem aynı zamanda siyasi olarak baktığımızda papalık ve imparator arasındaki çatışmalarında yaşandığı bir dönem. 11-12. yüzyıllar. 12. yüzyılda yazılmış bir eser bu. Peki bu baş rahibe herhangi bir tarafta yer almış mı diye bakıyoruz. Hayır, hiçbir tarafta yer almamış. Taraf olmamayı seçmiş. Tek istediği şey sorumluluğu altındaki bu genç rahibelerin, kadınların ya da iyi bir rahibe olmaları, iyi olmalarını istemiş. Kendilerini Tanrı'ya adarken doğru bir şekilde adamalarını istemiş. Ve bu eser bir kadın tarafından yazılmış ilk ansiklopedi Ortaçağ Avrupa'sında. Dönemin en ünlü el yazmalarından da bir tanesi. Çoğunluğu Latince, eserin çoğunluğu, ama içerisinde Almanca bir sözlük de var. Dediğim gibi çoğu orijinal değil. Çünkü o güne kadarki eserlerden yararlanılmış, şiirler kullanılmış, resimler kullanılmış, müzik, Arap yazarların ve klasik yazarların metinlerinden alıntılar yapılmış bolca. Yani orijinal bir şey aslında yok. Daha önce bilinen şeylerin bir derlemesi gibi bu ansiklopedi. Orijinal bir şey ortaya koymamış.
Ama dediğim gibi pek çok alanda bilgi verdiği için ve bir kadın tarafından yazan ilk ansiklopedi olduğu için bizim için önemli. Bir diğer önemli özelliği de şu, içerisinde 336 tane illüstrasyon var. Gerek felsefeyle alakalı, gerek tarihle, gerekse teolojiyle alakalı pek çok resimleme yani kullanıldığını görüyoruz. Bazıları bu resimleri yapan kişilerin deneyimlerini yansıtıyor. Yani o deneyimler neyse onları yansıtmış resim yapanlar. Bir tane de bu dindar, kendini dine adamış kız kardeşlerin portrelerinden oluşan bir resim var. Bunlar orijinal olarak günümüze gelememiş. Çünkü el yazmasının bulunduğu kütüphane 1870 Strasbourg kuşatmasında bombalanmış. Ve el yazması da yanmış. Ama neyse ki bundan önce 1818'de 40 resim ve 4 minyatürün kopyalandığını öğreniyoruz. Aynı zamanda başka kısımları da kopyalanmış, metin olan kısımları da kopyalanmış. Ve bugün bir kısmı, bu eserin bir kısmı günümüze bu kopya vasıtasıyla ulaşabilmiştir. Eserin orijinali günümüze gelmiş değildir.